Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, değerli davet radyo dinleyicileri, bugünkü bir konu bir konu programında yine beraberiz inşallah. Efendim, aileleri yıkan, yuvaları dağıtan, gençleri zehirleyen ve toplum hayatının huzurunu kaçıran madde bağımlı konusunu bugün görüşeceğiz inşallah. Bu alanda çalışma yapmış, bu alanda ihtisas sahibi olmuş, maneviyat e, rehberi, manevi hocamız, efendime söyleyeyim Bahri hocamız bugün bizim konuğumuz inşallah. Hocam buyurun hoş geldiniz, Sapalar getiriniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Bizleri burada ağırladığınız için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah sesimiz yuvalara huzur, gençlere gelecek vaat eder. Amin. Bu güzel dilek ve temenniyle programımıza başladık. Öncelikle sizi tanıyalım hocam. Ee, bizi dinleyen seyircilerimize, Davet Radyo'ya kulak verenlere öncelikle selamımı iletiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Berekatuh. Eee... ...1987 yılında Hati'yi bitirdik ve din görevlisi olarak göreve başladık. 94 yılına kadar bu görevimiz devam ettik. 94 yılında eğitim almak için yurt dışına çıktım. Almanya'da dil kursu ve daha sonra... E, ...aile ve gençlik danışmanlığı okulunu bitirdik. 3 e, yıl... am dedikleri Almanya'da gençlik dairesinde... ...ilk Türk olarak göreve başladım. 63 kişinin içerisinde. Burada büyük çalışmalara imza attık. E, özellikle üçüncü dünya ülkesinden gelen ve e, Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin çocuklarının dağılan e, köprü atlarında yaşayan darmadağınık bir hayatı içerisinden bunalama girip Efen kilisenin kurmuş olduğu e, Kinderdorf yani çocuk evlerine sığınan gençlerin derslerine katıldık. Bunların ıslahı için mücadele ettik. 2012 yılında Türkiye'mize döndüm. E, tekrar resmi mezuniyetimizi kazandık. Ankara'da imtihana girdik ve 2012-2014 yıllar arasında Gaziantep'in İslahiye Yazlar Köyü'nde imamlık yaptım. Evet. 2014 yılıyla 2016 yıllar arasında e, özel olaraktan Stuttgart Başkonsolosu Din Hizmetleri Ateşleri bölümünde aile ve gençlik danışmanı olarak göreve başladık. Bütün eyaletlerde ve camilerde, konferans salonlarında, düğün salonlarında, Gençlik üzerine konuşmalar, seminerler, konferanslar verdik Maşallah. Bundan önce e, Milli Görüş Teşkilatları e, ile beraber çalışıyorduk Bu resmiyeti kazanmadan önce Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya, İsviçre, Avusturya, Almanya'nın bütün sokaklarını, caddelerini, Bahrişim. camilerini gezdik İnsanımızın olduğu yere ulaştık ve Aşağı. onlara e, huzur götürmeye çalıştık ee, ...şu anda Osmanlı Camisi'nin din görevlisiyim. Elhamdülillah. Ee, Şahin Bey ilçe... koordinatörü madde bağımlıların... E, ...koordinatörüyüm. Aynı zamanda da... ...Amet Teme dört aydan beri... ...özel derse... ...vali beyin onayıyla... Evet. ...katıldık. Bu işleri yapıyoruz. Camimizde... E, ...yaklaşık olarak... ...2017-2010 yıllar arasında... ...kayıtlı... 3.500 yakın ailelerin... Ee, narkotik polisimizin ve diğer insanların bize getirdiği gençlerin sayısı 3500'e yaklaştı. 3500 gençle görüştünüz. 3500 gençse birebir yüze yüz, yüz yüze görüşme evet. yaptık. Evet. Bu insanlarla biz onların hayatlarını el attık. Evet. Geçmişlerini dinledik. Gelecekle ilgili ne düşünüyorlar bunlara ee, evet. zaman ayırdık. Evet hocam, bereketli bir ömür geçirmişsiniz. Hakikaten çok hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanların en hayırlısı insanlara fayda diyor. Hakikaten bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi tebrik ve takdir ediyoruz. Evet. Rabbim sizin gibi böyle manevi alanda çalışan hocalarımızın sayına, sayısını arttırsın diyoruz evet. inşallah. Şimdi hocam konumuz madde bağımlı. Hakikaten e, alem İslam olarak, ümmeti Muhammed olarak bu konuda çok muzdaribiz. Evet. Ve ne yazık bu konuda tam manasıyla aileler bilinçlendirilmemiş. Tam manasıyla bilgi sahibi değiller. Yani bir çocuk nasıl maddeye başlıyor, nasıl ilerliyor? E, şu an madde bağımlılığı ser gibi. Her tarafı sarmış. E, ve bakıyorsunuz bu konuda yeteri kadar sanki tam manasıyla çalışma yapamıyoruz. Hı -hı. Değil mi? Tam manasıyla çalışma yapamıyoruz. Şimdi bağımlık diyoruz. Madde bağımlısı kimlere denir? Kimler madde bağımlısı oluyor? İnsanlar nasıl bu maddeye başlıyor? Hay Allah senden razı olsun. Kısa bir... E giriş yapmak için bu tarihi bir süreçte bizim evet. hilafetimiz kaldırıldı. E, koskoca devletimiz elimizden alındı. Küçük küç, küçük bir Türkiye e, devletine sınırlar içerisinde sığdırmaya çalışıldık. Ama bunu bize çok gördüler. Yani tarih boyunca bazı dış güçler bu ülkeyi bölüp parçalamak, yok etmek, tarihten silmek için gece gündüz çırpınıp durdular. Maalesef e, daha önceleri bu memlekette sağcılık, solculuk, alevilik, sünnilik, ilerici, gerici, layık, anti laik efendim bunlar tutmadı bu oyunlar. Kardeş kardeşin kanına girdi. 2013 yılına kadar Kürt Türk meselesini ortaya attılar. Sadece evet. gençlik üzerine doğuya Apo'yu, batıya FETÖ'yü koydular. Evet. Apo doğudaki Kürt gençliğini kırıp geçirmek terörle beraber batıdaki yetişen yeti yeni filizleri de FETÖ eğitim adı altında beyinler yıkanmış ılımlı İslam e, ve uyuşuk bir gençlik istediler. Evet, ruhsuz bunlar, bir gençlik. Ruhsuz bir gençlik. Düşünmeyen, evet. istikbalini görmeyen bir gençlik istediler. Kesinlikle. Robotlaşmış bir genç. Şimdi bu e, terör olaylarının çoğaldığı andan itibaren bu ülke çok kan kaybetti, çok evladını kaybetti. Evet. Bu bizleri çok üzüyordu. Yani 2013 yılında bunlar oturdular. Bu iş böyle yürümeyecek. Çünkü e, maliyetli bir iş. Elemanın bulunması, evet. terör örgütüne insanların e, yetiştirilmesi, kaynak aktarılması, dumansız bir savaş ilan edeceklerdi. İçten Bunun adı madde bağımlılığı. Subhanallah. Üzülerek söylüyorum. Yani bu iş uzaktan görüldüğü gibi bir mesele değil. Evet. Bu konu çok ciddi bir mesele. E, bu laflarla anlatılmaz. Derin bir mesele. Bu gençlerin birebir oturup kalktığınız zaman anlarsınız. 2013 yılında Türkiye'mize bonzai girdi. E, ateş buz girdi. Ateş buz Rusya'nın sentetik bir maddeden askerlerin uzun süre savaşması için üretmiş olduğu bir keyif vericidir. Bu e, Ateş buz buza benzeyen ateşe değdiği zaman duman haline gelen manasına geliyor. E, mesela böyle buzdolabımızdaki karlı bölümdeki beyazımsı gibi evet. ama bir efendim. Lambanın içerisine koyduğunuz zaman alttan ateşi yaktığınız zaman duman haline geliyor. Gençler onu işte arkasında bir ağızlık falan yapıyorlar. Sentetik maddeyi çektiği zaman bir defa sadece bir defa kana karıştığı andan itibaren bağımlıdır. Allah Bağımlılık nedir? Evet. Bağımlılık her şeyin fazlalığı bağımlılıktır. Evet. Mesela bir insan Uzun süreli araç sürmeyi sever. Bazı insanlar acı yemeyi sever. Bazı insanlar yüksekten atlamayı sever. Bazı insanlar yüzmeyi sever. Fazlası televizyon seyretmeyi sayın gitsin. Ama bu bağımlılık o bağımlılıklara benzemiyor. Bu bağımlılık öyle bir şey ki bileğimizi bükemeyen dış güçler silahsız savaşı ilan ettiler. Ne? Ee, Rusya'dan İran'a, İran'dan Van'a, Van'dan İpek yolundan bütün dağıtımı gerçekleşiyor. Bir yıl içerisinde İpek yolunu 10 bin tır madde yüklü geçiyor, Allah dağıtarak gidiyor. Allah Allah Allah. Bunun karşılığında kara para kanlı para, terör örgütün elindeki kara para kanlı para bunu maddeyle değiştiriyor. Bu gençlere her semt, her park pazarlanmış. Bağımlılık, yiğit değil misin, erkek değil misin? Bir defa dene, istediğin zaman bırakırsın, aramıza katıl. Sigaraya başlamak e, gibi. Sigaraya çalışıyor. başlamak gibi bu Ufak iş. Bir şey gibi. Yani bir defa tatması, bu yiğidimin, delikanlımın kana karıştığı andan itibaren bağımlıdır. Kanda bu eksilmeye başladığı zaman otomatikmen gris saatine dönüşür. Evli miyim, bekar mıyım, annem mi var, babam mı var, ben nerede yaşıyorum? Hiçbir şey düşünemez. Tek bir amacı vardır bunu gidip bulup anında vücuda em, e, empoze etmesidir. Artık akıl al planda kalıyor. Aklını zaten kirya veriyor. Aa, madde işte. bağımlılığı insan demek tamamıyla kendisinin özgürlüğünü, yaşantısını, aklını, fikrini kirya veriyor. Hani biz bazen ailelerde duyuyoruz işte madde bağımlısı efendimi hanımını dövmüş, evdeki eşyaları satmış, ...efendime söyleyeyim olmadık şeyler yapmış... ...yani bir insanın yapamayacağı şeyler... ...adeta bir canavar gibi her tarafa saldırmış... ...o maddeye ulaşmak için... ...demek ki hani bahsettiğiniz gibi kanı karıştıktan sonra... ...artık insan kontrolünü kaybediyor. ya güzel insan... Ee, ...bunu biz yaşamadık... ...Allah yaşatmasın da... ...Ahmet Muhammed'e, insanlığa amin. ve evlatlarımıza... ...bu anlatılmaz... ...yani o gençlerin durumu... E, ...şiddet uygula, aşağıla, ...hor gör, dışarı at, sokakta yatır... ...köprü altında yatsın, parkta yatsın onun hiç umurunda değil. Dünya ile irtibatını koparıyor. Tek bir hedefi vardır. O maddeyi bulup içmek. Allah Allah. Bunun için annesinin yattığı odadaki kefen parasını çalanlar, babasına tekme tokat gelip cebindeki son kuruşuna kadar alanlar, Allah Allah. evli olanlar evlerindeki eşyaları satarak bunu elde etmeleri ocak gelir, bir şey gelir, ütü gelir, ne gelirse para edecek. O an için para edecek bir şey lazım. Bunu bulamazsak diyorlar. Ben bunlarla birebir konuştum. Yani sıradan bir olay değil. 3500 insana biz birer saat zaman ayırmışız. Ya, evet. ee, bu insanlar ne yapıyorsunuz diyorum. Para bulamadığınız zaman o zaman bize kap kat, kap katçılık, hırsızlık, soygun. Bütün haram kapılar açılıyor artık. Ne olursa olsun. Bunların tek bir hedefi var. Sadece madde Gençliği mı? mahvetmek, fuhşu artırmak, Allah 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 Allah. memleketin huzurunu kaçırmak, insanlarda panik havası yaratmak. Yani bulunduğu ortam zaten bir zelzele deprem gibi bir ortam. Evet. Ee, bu gençleri dinliyorum ben. Evet. Niçin madde bağımlısı oldunuz? Evet. Bir, Çok mu şımartıldınız? çok mu ihmal edildiniz? Çok mu ilgisiz Yani kaldımsız? ailenin içerisinde benim oğlumdur, kızımdır, yedir, içer, gezer, oturur, kalkar diye her istediğinizi alan bir hayat mı sürdünüz? Yoksa bundan adam olmaz. Çık oğlum dışarıya, yanımda oturma gibi aşağılayıcı kelimeler, bilinç altına yerleşen kelimelerle özellikle, özellikle boşanan ailelerin çocukları madde bağımlılığına düşme tuzağının en ilk sırada gelenleri araştırmamız sonucunda anne baba belki dünyalık bazı şeyler için tartışıp ...çocuklarının geleceğini düşünmeden yuvalarını yıkıyorlar evet. bu çocuklar anne sevgisiz baba sevgisiz yetişmeye çalışıyorlar ee, sevgiye muhtaç olan sevgi arar evet. yani sevgiden şefkatten mahrum olan başka yerlerden arıyor bunu evet. ve böyle kuyular çıkıyorlar peki bir aile, bir anne baba Çocuğunun madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayabilir? Veya çok, çocuğunun maddeye doğru yönlendirdiğini. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Muhteşem. Bu öyle bir şey ki yalancılı e, o gencin üzerinde tamamen kaplamış içine almış girdaba almış gibi. Yalansız günü yoktur. Siz ona e, anne baba şüphelendiği konular bir gözlerden e, akıntı gelmesi. ...burnun akıntılı halinde olması... Evet, hocam. ...göz bebeğinin büyümesi... ...içerisinde kılcal damardan oluşması... ...yemek iştahının kesilmesi... ...agresif olması... E, ...akşamları, geceleri dışarı çıkmak için... ...sık sık aileyi rahatsız etmesi... ...bunun gibi şeyler... ...mesela... ...odasında ve teninde değişik bir koku olur... ...kesilir, belirtileri... belirtileri. Hocam. Evet. E, ...hele zayıflamaya başlamışsa çocuk... ...ve elleri... Yaz günü dahi soğuksa e, tırnak arasıyla ilk boğum arasında morlaşma olmuşsa. Nasıl bir illet ki insanın insanlık haletinden çıkarıyor Atakistan. kesinlikle. Allah kesinlikle. Evet. E, bu yara ağır bir yara. Evet. Bizim için şu anda özür dilerim üzülerek söylüyorum. Gerçekten kağıt üzerinde maddi bağımlılığı mücadele eden kurumlarımız kuruluşlarımız var. Kağıt üzerinde. Evet. faaliyet yeteri kadar. Istediğimiz biz biz cami imamıyız, biz din görevlisiyiz. Bunun eğitimini almasaydım ben de sıradan bir mahalle imamıydım. Ama geleceğim günden itibaren bu işlerle mücadele ediyorum. Ee, gecem, gündüzüm yoktur. Evet. Günlük mesai saatimi hiç abartmıyorum. En az 18 saattir. Maşallah. Parktayım, evdeyim, ailedeyim. E, telefon açının ayağına giderim. Veya cami davacı derim. Muhakkak o gün o genci bulmam lazım. Rabbim ne pahasını olsun. Ve şunu da e, ifade etmeden geçemeyeceğim... Bizim bu maddeye düşmüş olan gençlerimizin imanı sağlam, ahlakı güzel, edebi güzel yani sizi gördüğü zaman ne halde olursa olsun önünü düğmeler. Ayağa kalkar, saygı gösterir size. Hele siz ona sevgiyle yaklaşmışsanız, ona değer vererek yaklaşmışsanız size öyle bir sadık dost olur ki canını dahi feda etmek için ifade eden gençler var. Dire bizden ne dire sen diye. Bunlar unutulmuş, terk edilmiş. Bu iş aile... Çocuğu dünyaya getirmek maharet değil. Çocuğu yetiştirmek maharet. Evet. Çocuğumuza zaman ayıracağız. Kesinlikle bir anne baba çocuğuna günlük 10-15 dakika zaman ayıracak. Odasına girecek, onu dinleyecek. Okulda sorunum var, sıkıntılı bir durum var. En sevdiği arkadaşıyla e, arasında dargınlık mı girdi? İstediği bir şey elde edemedi mi? Efendim sev kara sevdaya mı yakalandı? Anne babasının kavgasından mı bıktı? Evdeki ortamdan mı sıkıldı? Yani bir çıkış yolu yani gençler muhakkak bu tuzağa düşürüyorlar. Ee, ve arkadaşını, çocuğunun arkadaşını çok iyi bilmesi lazım. Yani benim çocuğumun en samimi arkadaşı kim? Muhakkak aileyle tanışması lazım. Bazı gençler bu işi e, çok iyi organize ediyorlar. Anne, baba ben bugün arkadaşımla kalabilir miyim? Ne yapacaksın? Dersimiz var da ders çalışacağız. Değil. Belki vardır içerisinde. Değil. Maalesef Gaziantep Üniversitesi'nin etrafındaki olan olaylar, 23 tane bizim şu anda riskli mahallemiz var Şahin Bey'de. Yanıyor, yani. kavruluyor. Buyurun çıkalım, hiç abartmıyorum. En sem, Bir semte girelim, bir varoş takımına evet. girelim. Size kimin madde kullandığını yürüdüğümüz yerde söyleyeyim. Ya. Kimin ne kullandığını söyleyeyim. Allah kimin ya. nasıl sattığını söyleyeyim. Gaziantep'imiz öyle bir e, ateş çemberine çevrildi ki... ...tahmin edemediğiniz esnaflar bu işin içerisinde. Aklınıza gelmeyecek. Ekmek fırını, oto yıkamacıları, e, e, çocukların öğrenci servisleri, telefoncular... ...işte efendim yani esnafımızı da e, zan altında bırakmak istemiyorum. İyilere saygımız sonsuzdur. Biz bu işin kitabını yazarız. Gaziantep'e madde nasıl geliyor düğün törenleri düzenleniyormuş gibi çalgı aletlerinin e, o bokslarının içerisinde, e, müzik aletlerinin içerisinde düğün töreni yapılıyormuş gibi bir mahallede mahalle nasıl taşındığını Allah Allah. E, ve bu işlerin nasıl el değiştiğini, evet, e, bağ evlerinden şehire nasıl sokulduğunu Allah Allah. narkotik polisi bunlar bize en derin evet, noktalarına kadar anlatıyor. Hocam şimdi siz amatörde ...haftanın belli günleri program yapıyorsunuz. Kaç yıldan beri Ametem'de programlarınız var? Ve bu programlarda sonuç endeksli olduğunuz... E, ...kurtardığınız veya vesile olduğunuz çok gençler var mı? Ee, çok teşekkür ederim. <laughs> Ametem resim bir kuruluşumuzdur. Çematem'miz de var. Ee, Yeşilay'ımız da var. Ama... ...altı bakanlık bir araya geldi, imza attı. Diyanetsiz bu işin olmayacağını... <laughs> ...herkes anladı. Yani bu... ...maneviyet alanında bir boşluk var gençlikte. Evet e, um, ama tem alkolla ve maddeyle mücadele eden bir kurumumuz. Türkiye genelinde evet. değişik şehirlerimizde bunlar var. Um, çok teşekkür ederim. Arı gibi çalışıyor arkadaşlar. Ama hedef yok. Yani, yani bu, gayretliler fakat çalışma yeteri kadar olmuyor mu Küçümsemiyorum ben. Muhteşem bir ortam. Yani bunu değirmen gibi öğütmesi lazım. Ee, Amatem'in, Çematem'in, Yeşilay'ın, evet. cami imamlarının, psikologların bu işe el atıp bu işi söndürmezsek bu ateşi bu gemi su almaya başladı. Bu gemi batarsa hepimiz batacağız. Ee, Amatem çok böyle güzel bir ortamda kurulmuş. Daha önce diğer bir kardeşimiz görevliydi. Sonra bu görev bize tevdi edildi dört aydan beri gidiyoruz. Daha önce birebir görüşmeler yapıyormuş. Ben rica ettim. Arkadaşlarla toplu halde görüşmek istiyorum dedim. Evet. Şu anda <laughs> Rabbimin beni ikramıdır bize. Bizde bir şey yoktur. Ee, servisin geliş dakikasını bekliyor gençler dışarıda. Elhamdülillah. Hepsi elhamdülillah. saf güzel. tutmuş halde. Önlerini düğmeliyorlar. Hocamız gelmişti gülümseyerek. Hocam bir saniyemizi kaybetmenin hemen dersimize geçelim. Demek ki o manevi boşluk tamamlanıyor ki. Kesinlikle. Gençlerin yani, aradığı hakikatleri bulmaya başlamış ki böyle. Elhamdülillah. Biz onların yani dünyalık ve e, uhrevi ilimimize elhamdülillah birazcık sahip olduğumuz için sorduğu soruya anında anladığı dilden cevap alıyor. Kalp ve ruhundaki yaralar tedavi oluyor Kesinlikle. demek ki Kesinlikle. Bu yani. olmazsa olmaz yani. Değil mi? Evet. Bu olmazsa olmaz. Bir kulun kötülüğe bulaşmaması, harama bulaşmaması, topluma fayda olması için ...iman freni lazımdır. Elhamdülillah. İman freni olmayan insan... ...her şeyi yapar. Mi? evet. Biz efendim. bu insanlara bu işin hatalı olduğunu... ...mesela... ...bir madde bağımlısı geliyor diyelim ki... ...nasıl evet. konuşuyorsunuz hocam diye bir soru soracaksınız. Ben biliyorum, evet. şey işinden evet. anlıyorum ben. Evet. Önce gençleri dinliyoruz. Evet. Aile ortamını dinliyoruz. Direkt dini alana girmiyoruz. Ee, kaç yıldan beri kullanıyorsun? İşte iki üç sene. Hayır. Ben ellerini kontrol ettikten sonra hangi maddeyi... ...ne kadar yıl kazan, kullandığını az çok tahmin edebiliyorum. Karışık mı kullanıyor? İçkiyle beraber mi alıyor? Allah Bunların hepsini el anlatıyor bize. Sıfat anlatıyor. Gözler anlatıyor. Ee, önce inkar ederler. Kabul etmiyor. Sonra... ...bu işin ciddiyetini anladığı zaman kabul eder. Diyorum ki... ...peki güzel insan... ...evli misin? Evliyim. Eşinden ayrı mısın? Evet. Çocuk kaç tane? İki üç tane neyse. E, niçin ayrıldınız... İşte ben şöyle bir saniye. Sen eşini seviyorsun, eşin de seni seviyor. Seni eşinden ayıran bir şey var. Aranızdan onu çıkarsanız aslında o eşin senin gözünün nuru. Ya. Sen de onun kocasısın. Ne kadar güzel. Gel bu illeti terk et. Gel. Çocukların başkaları büyütmesin. Sen ölürsün ama babalık büyütmesin bunu. Birilerinin elinde büyümesin bu yavrular. Anne babası şefkatiyle büyüsün. Ne yapalım? Soru soruyorum sana. Sana bir silah versem askere, jandarmaya, polise, ekleye, güvenlik güçlerimize sıkar mısın? Ne demek hocam? Peki odamdaki Türk bayrağını göstereyim. Şu bayrağı kalk yırtıyorum. Canımı bile veririm. Süper. Temel sağlam. Evet. Sadece aramızda bir engel var. İstanbul'u emretmiyor mu? Biz içki içene, madde kullanana düşman değiliz. Elindeki kadehe... ...ve içtiği maddeye düşmanız. Çok güzel bir mana hocam. Özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi biz e, programdan önce sizinle bir hasbihal ederken... ...dediniz ki hani... E, ...bir madde bağımlısı veya bir içki içeren... ...biz hep onları görmedik veya baktık geçtik. Fakat şimdi anlıyoruz ki... ...bunlar ciddi manada ilgiye muhtaç. Değil mi hocam? Bize mesela toplum içinde... diyelim birisi madde bağımlısı olsa... Yani hep e, efendime söyleyeyim bakmamaya çalışırız, görmemeye çalışırız, uzak durmaya çalışırız. Fakat siz onların eline tutmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel bir mana. Rica ederim. Teşekkür mana. ederim. Şu konuyu bir e, bitireyim. Ondan sonra evet. bu sözünüzün üstüne bir e, yazıcı olup hakkımızda bir anım var. Onu anlatayım buyur ben size. Hocam, e, zamanı da iyi kullanalım. Çünkü çok ciddi bir mesele. Evet, e, teşekkür sahneler teşekkür bizim Aynen. için değerli. E, peki yiğidim, delikanlım maddeyi aldın kaç lira verdin meblağını söylüyor. Gaziantep'imizde kaç kişi var? Şu kadar kişi var. Çarp bakayım. Türkiye gelenini çarp. Ortada korkunç bir rakam meydana geliyor. Evet. Bu baronlar çıldırıyor. Terör örgütünün ayakta kalmasının ana sebebi uyuşturucudur. Allah Allah. Bu uyuşturucu hem gencimizi eğiliyor, kara parayı aklıyor, yuvasından alıkoyuyor, savaşamayacak hale getiriyor ve benim polisimi, jandarmamı, güvenlik güçlerimi, madde bağımlılarının elde ettiği maddiyatla silaha dönüştürüyor, kurşuna dönüştürüyor. Ya. Hani diyordum sen askere sıkmazdın? Ya. Hani sen bayrağı yırtmazdın? Evet. Hani sen polise elini kaldırmazdın? Sen vatan hainisin diyorum. mi hocam, sen vatan hainisin. Bunların ayakta kalması için oraya kendini abone etmişsin beynini kiraya vermişsin. Sen yoksun. Verdikleri cevap ne? Daha çok artırın ölsünler. Bir an önce ölsünler. Nesilleri tükensin. Türkiye'nin güzelim ülkemizin cennet misali olan ülkemizin gençliği heba olsun. Bunların karşısında 15 Temmuz'daki gibi haykıracak gençlikten korkuyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. Bunun için şu anda hızlandı ümmet Muhammed'in tekrar canlanmasını, hayat bulmasını istemiyorlar demek ki. Hocam. Budanıyor daima. Ya. Yani şimdi uyuşturucu kullanan gençten siz ne bekleyebilirsiniz? Hırsızlık, arsızlık. Evet, Üzülüyorum. Üzülüyorum. Genç kızlarla da konuştuk. Maddi bağımlısı olanlar. Geldiler yanımıza. Bize müracaat ettiler. Anlatmak istemiyorum. Erkekler hırsızlık yaparlar. Duvardan aşarlar. Arabaların camını kırar, teybini falan çalarlar. Ama Türkiye'nin değişik illerinden üniversite okumak üzere gelen genç kızlarımız eğitim almak için o imamlı ahlaklı genç kızlarımız doğum günü partileri Allah efendim Allah gençliğin buluştuğu müzik ortamında yine devreye giriyor orada o el. Bu Allah Allah uyuşturucuya bulaştırıyor sonra fuhuş sektörüne Allah ım. Allah ım. yönlendiriyor Allah bu acı bir tablo evet. ee, hem fuhuş sektöründe parasını alıyor parayı ona vermiyor. ...çünkü madde bağımlısı yapmış... ...hem maddesini satıyor... ...hem benim Ayşem'i, Fatma'mı... ...hem Ali'yle, Veli'yle buluşturup... ...bu memleketin köküne dinamik koyuyor... ...bu sistemin çökmesi lazım... Evet. ...sayın İçişler Bakanımız ne dedi... ...terörden daha tehlikeli... İmkanımız olsa... ...yani bana imkan verirse... ...bildiklerimizi paylaşabilsek yeter... ...bu terörden daha on kat tehlikeli... ...ekonomiden daha tehlikeli... Biz ellerimizi açtığımız zaman Allah'ım bizi muhanete muhtaç eyleme. Amin. Elimizdeki bir, tarba, bir, to, bir tas çorbaya biz şükreden kullarız. Evet, elhamdülillah. Ama benim geleceğim geçerse, gençliğim benim kızım da düşebilir. Sizin evladınız da düşebilir. Hiçbirinin evlat garantisi yok. Evet. Hiçbir kurumun, kuruluşun, yetkilinin, profesörün kim olursa olsun. Evlat garantisi yok. Evet, Rabbim muhafız Hocam bazen ailelerden duyuyoruz. Diyelim çocuğu madde bağımlısı. Fakat tedavi olmak istemiyor veya tedaviye gitmek istemiyor. Veya tedaviye götürdükleri zaman tedavi yarıda bırakıyor. Bu gibi ailelere siz nasıl yaklaşıyorsunuz manevi alanda? Ee, bu konuda Alo 191'imiz var. Ee, burası özel araçla geliyor, sivil araçla geliyor mahallede. Çünkü herkesin bir şanı şerefi var. Bir de ben Şahin Bey'imizi bütün sosyal testleri ve kurslarımızı seminerden geçirdim. Birebir. Yani bütün Şahin Bey. Mali. Zaten oradan biz çok şey çıkardık. Önce konuşma yaptık. Sonra sorular aldık. Bu madde bağımlısıyla bizim de özel görüşmek isteyen veya başka bir soru olan yani açıklamıyor biliyorum ben. Bizim odamıza girdiği zaman başka soru soruyor. Yani madde bağımlısına geliyor. Bu gençlerin bu maddeden kurtulması için amatem 18 yaş üstü 18 yaş asası çematem, ee, Bunlar da eğitim, bunlar da ancak e, imkan dahilinde uyuşturucuyla mücadele ve bıraktırma sistemi var. Ama üzülerek ve sevinerek söylemek istiyorum. E, bu Allah'ın bir nimetidir. Her imam kardeşim bu davayı göğüslese korkmayın. Camiye, tuvalete, madde madde içmeye gelenlerden korkmayın. Mezarlıklara sığınanlardan korkmayın. Bunlar artık son rutuşlarını yapıyorlar. Onların kollarına girmek lazım. Evet, Aileler yani muhakkak e, hatırı sayılan çevresin anne baba düşman, hanımı düşman. Yani kim kendisine erken gel, bu işi yapma, tutma diyen düşmandır. Çünkü beyin algılamıyor. Evet, engel tanımıyor yani görmek istemiyor. Algılamıyor. Yani. Evet. Ailede Artık bu işi ancak gözyaşıyla. Eğer başka bir program olursa bir iki genç getirebilirim. Evet. Aslında onlarla söyleşi yapmak daha muhteşem oluyor. Madde bağımlılığı nasıl başlamış? Evet. Bu iş süreç nasıl geçmiş? Tedavisi nasıl Ve konuşuyor? hocasıyla tanışmış, bu işin sonucu nasıl elde etmiş? Evet. Bir defa konuşmayla bırakan benim yüzlerce gencim var. Maşallah. Bir defa İslami alanda. Elhamdülillah. Ama din konusuna yaklaştığınız zaman Evet. Ama bu herkes için geçerli değil. Tedavi muhakkak şart. Ee, muhakkak tedavi merkezlerine ikna edip götürmeler lazım. Evet. Bir bağımlılığın, madde bağımlısının tedavi süresi ne kadar sürüyor hocam? Şu anda e, Amatem'de 21 gün sürüyor. E, çematemde de öyle 18 yaş aşağısı. E, bu 21 gün zaman zarfı içerisinde vücuttaki toksitlerin dışarı atılması lazım. Hani evet. beynin boşalması lazım. E, bu süreci güzel takip ediyor Evet. oradaki çalışma mesai arkadaşlarımız bu süreç bittikten sonra genç ailesine dönünce veya tekrar eski ortamına dönme gibi bir durum oluyor mu hocam ee, çok güzel bir soru sordunuz bu beyindeki ve kandaki maddeler tamamen dışarı atamazsınız ee, bu uyur evet. ne zamana kadar e, başından geçen acı bir tablo sıkıntılı bir dönem veya o eski buluşmuş olduğu arkadaşlarıyla beraber olan bir ortam eline geçerse dönebilir. Habibim Hocam siz çalışmalarınızı ekiple mi yapıyorsunuz? Başka STK'lar ve kurumlarla ortaklık çalışmanız var mı? Evet. E, e, kesinlikle bu bir takım işidir, bir ekip işidir. Evet e, Teşekkür ederim. Şahin Bey müftümüz e, ve il müftülüğümüz, il müftümüz bu konuya hassasiyet gösteriyorlar. E, birimler oluşturuldu. Evet hocam. Bunlar için bütün imam arkadaşlarımıza seminer verdik. Evet hocam. ...vermeye devam ediyoruz. Müftülüklerimiz ve müftülerimiz bu konuda çok hassasiyetle çalışmayı takip ediyorlar. Aylık raporlarımızı istiyorlar. Bunun yanında e, Diyanet Sen'in başkan yardımcısıyım. Baş. Bu alanda çalışmalarımız var. Cihan Numa Derneği'nin e, kurucularındayız, yönetimindeyiz. O kardeşlerimizle deşekten bahsimiz var. Onlarla açılabiliyoruz. Efendim Tukva'yla gittik. Orada müdürle görüştük. Gençlerin içerisinde bu yola düşmemeler için üniversite gençliğini ne yapabiliriz diye çalışmalarımız oldu. Evet. Yani sivil toplum örgütleri bu işin temeli, e, harcı, biriketi. Evet hocam. Şimdi hocam burada bizi dinleyen ailelerimiz var. Belki bu musibete girip olan aileler var. Türkiye genelinde dinleniyorsunuz. Ee, küçük yaştaki çocuklar için sizin aileye tavsiyeniz nelerdir? Hani az önce bahsettiniz hiç kimsenin çocuğunun garantisi yok. Kesinlikle. Yani öyle bir musibet ki öyle bir ateş gibi bir an sarabilir. Çocuğu sardığı zaman bütün aileyi sarıyor ve bütün aile huzursuz oluyor. Hatta biz bir aileden duymuştuk hocam. Ee, hani keşke bu çocuğum olmasaydı gibi Allah muhafaza şikayetlere kadar gidiyor. Artık çocuktan bıkmış, eve almıyor, çocuk dışarıda yatıyor. Ee, daha sonra bakıyorsun sürece, bu süreçte bazı eksiklikler var manevi alanda çocuğa yeter kadar verilmemiş. Peki çocuğa neler vermek lazım küçük yaşta? Evet oradan geçiyor. Aileden geçiyor bu iş. Kesinlikle bu işin pan aile. Birilerinden imkan beklemesin. Yani muhakkak çocuk anne babanın sevgisine, ilgisine, alakasına oğlan babadan öğrenir sokak gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra sermeyi. Baba çok önemlidir. Evin içerisinde uzanarak ağız elinde sigara, önünde alkol. Bir aile ortamını düşünün şiddetli geçimsizlik. Lütfen bunları terk edelim. Çocuğumuzdan bir bardak su isterken tebessümle isteyelim. Evet. Daima onu motive edelim. Benim oğlum yiğittir. Benim oğlum başarır. Evet. Benim oğlum tuttuğunu koparır. Yani gelecek vaat ediyorsun oğlum. Aslında kırıyor, döküyor. Eline yüzüne bulaştırıyor. Yüzüne vurma. Evet. Allah bizim ayıplarımızı yüzümüze vurmuyor. Ne kadar güzel. Settar ismi sıfatı var. Ya. Ne olur? Yani çocukların ayıplarını geçmişleri karıştırmayınız. Evet. Ee, ve onları taltif edici, beynini daima ileriye sürükleyici sözler sarf edin. Yavrum de. Bir baba düşün çocuğunu kucağına almıyor. Başını okşamıyor. Bir anne düşün çocuk e, okulda bir mesele öğrenmiş. Kafası karışmış. Anne diye koşarak geliyor. Çünkü en büyük öğretmendir. Evet. Hani Git şuradan şimdi. Benim işlerim evet. var. Sonra görüşürüz arada kaynayıp gidiyor. Ya. Evet. Bir gün beş gün derken çocuğun beyninin altına şu yerleşiyor. Benim annem babam bana değer vermez ki. Ya. Lütfen değer verelim. Evet. O geleceğimizi vaat eden, neslimizin devamı olan torunlarımız, torunlarımızın, 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 neslimizin kıyametin sonuna kadar bizim neslimiz devam edecek. Evet. Lütfen altın nesil yetiştirelim. Lütfen. Sizin bir hatıranız vardı az önce anlatacaktınız bir parktaki onu dinleyelim evet. inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Saygı duyduğum bir siyaset adamıydı. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimiz. Maalesef bu ülkeyi uyandırmaya kalkanlar canlarla öderler. Ödediler de. Bunlar derin konu. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı var. Bir gün bir annenin feryadı. Binlerce anne. Az önce güzel bir şey söylediniz. Bu kulaklarım şu evladım ölse de kurtulsa. Bıktık artık. O sandık dayanamaz hale geldik. Ya atsan atılmıyor, tutsan tutulmuyor, ev alsan alınmıyor. Biricik erkek evladı olan babanın parkın ortasında kaburga kemiklerini kıran madde bağımlısı var. Aa, evde kapıları sağlam bırakmayan, korkularından kapı içerisinde kapı kilitlemek zorunda kalıyorlar. Muhsin, ben geceleri çıkarım. Ee, Muhsin yazıyorum parkımıza gittik. Bir anne dedi ki evladım yok hocam dedi. İkisi madde bağımlısından öldü. Biri intihar etti, biri öldü. Üçüncü kurtar bari. Çocuğun bir adını verdi. Hiç bilgimiz yok. Tabii bizim e, görüştüğümüz... E, ...selamuna ettiğimiz dostlarımız var. Yani evet. böyle... ...kimin eli kimin cebinde. Bu işi severek yapıyorum. Elhamdülillah. Yürek sahibi olmak lazım. Beni tehdit ediyorlar. Müşterilerini çalıyorum ellerinden... ...ya biz kimsine bir davamız yoktur... ...senin de çocuğun olabilir kardeşim... Evet. maddi satan kardeşim... ...senin de yavrun yanacak... Ee, ...ben çok tehdit alıyorum... Sorun. ...vali Bey'e de bunu söyledim... ...yani evet. ne bir savunmamız var... ...ne silahımız var... ...iman gücüyle... Olsun. ...bu işi götürmeye çalışıyoruz... Ee, ...baktım orada... ...beş altı genç oturuyor... ...biraz karanlık köşeyi seçmişler... ...kuytu köşeyi... Evet. ...gençler iyi akşamlar... Ne yapıyorsunuz? Cevap Kimdir lan bu yamuk? Estağfurullah. Dedim benim. <laughs> Bir mı geldi. Hiç unutmam o anım ben. Çocuk kollarını açarak yanıma geldi. Kafası çok iyiydi. Çok geç kalmadın mı hocam? Allah ay ya. Biz bittikten sonra mı geldin dedi. Yani çok geç kalmadın mı? ...ey Müslüman nasıl yatağında yatıyorsun komşunun evladı madde bağımlısı sıkıntı içerisinde nasıl rahat ediyorsun sen bu bizim ciğerimiz bu benim dünya görüşümü dünya anlayışımı çalışma şartlarımı daha çok hızlandırdı Allah çok ya. geç kalmayacağız bu vatan bizim bu ülke bizim bu evlatlar bizim anneler babalar kol kola vererek yavrunu affet bağışla küstürme baba iki sene küstürmüşsün yazık değil mi üç sene küstürmüşsün annesi sana gelmiş kafasını dayamış. Yavrum de başla sohbete. Senden adam olmaz insan değilsin mahalle rezil ettin. Bu nafları geçin ya. Yanıyor o yavru. İki türlü acil şey var. Ya kriz saati geldiği zaman koşacak terleyecek dışarı atacak toksinleri. Toksinleri. Ya da buz gibi duş alacak. Acili bu. Evin içerisinde bir şey varsa. Bu iş devam ediyor. Evet. Hocam. Acilen hükümetimizin acilen böyle evrak değil. Arazide kimler çalışıyor? Bu işe kim göğüs vermiş? Emniyetin içerisinde, jandarmanın içerisinde savcısı, kaymakamı kimler gönül vermişse bunlara bir çalışma yolu belirlenmesi lazım. Evet. Hocam. Bu memleket içten içe dumansız bir savaşla karşı karşıya savaşta kaybediyoruz. Ve bu ateş gittikçe şey büyüyor. Değil mi hocam? Rabbim yanlış evet. Bu sıradan bir olay değil. Evet. Şu yani karşınızdaki düşmanı bilirsiniz. Savaşa kalktınız, Çanakkale'de kaltık biz. Bütün dünya üstümüze geldi. Ama top yükümlü savaştık. Ya. Düşman komşunda, yanında, sokakta, esnafta, sanayide, Veya üniversitede. Ya. Bilemiyorsun ki düşman evet. kim olduğunu. Öyle bir düşman ki kendi ailenin sana düşman ediyor. Değil hocam. Hocam Allah razı olsun ebeden daimen. Çok istifadeli program oldu. Sizden de Hakikaten Allah razı olsun. saatlerce konuşsak, bahsettiğiniz gibi günlerce konuşsak bu çok dediğim bir mesele. İnşallah sizin bu irşadınız, bu çalışmanız, bu gayretleriniz diğer hocalarımızda, efendime söyleyeyim diğer bu alanda gönül vermiş bütün ne diyelim çalışanları şevke getirir inşallah. Son tavsiyeleriniz aileler için nelerdir hocam? Sizi dinleyelim inşallah. Tüm çocuklar dünyaya günahsız gelir. Elhamdülillah. Tertemiz, nur topu gibi. Allah o evladı anne babaya ikram ediyor. Bu evladı al, yetiştir, hayata hazırla. Topluma, millete, dine, diyanete faydalı olsun. Hayırlı bir şey olsun. Sıfır kilometre, dünyanın her tarafında. Eee Hristiyansa Hristiyan eder, Yahudi ise Yahudi eder, Müslümansa Müslüman eder. Evet. Ben buradan camimizin altında dört altı yaş grubu ve bütün camilerde özellikle şu Şahin Bey müftümüz Sayın Mahmut Hocam'a yürekten gelerek teşekkür ediyorum. Bu konuda Allah çok mücadele veriyor. Dört altı yaş grubunda mühteşem işler oluyor. Elhamdülillah. elhamdülillah. Yani vatan sevgilisi. ...ahlak abidesi, anne baba saygı sevgisini... ...tohumdan atılıyor artık. Şimdi ...neler olmuyor. Mesela bizim 85 talebemiz vardı. Anlatılmaz, yaşanır. Biz niye geç kaldık? Niçin geç kaldık? Yani bale dersine gitsin çocuk, müzik ya. dersine gitsin, spor dersine gitsin. Bunlara karşı değiliz. Evet hocam. Din, mahpushane gibi bir din değil. İnsanın ihtiyacı helal olan şeyler caizdir. Ama dört, altı yaş grubu bu memlekette üstüne ciddiyetle durulacak bir kurumdur. Evet anladın. Orada gençlerimize zaman ayıralım. Çocuklarını muhakkak bir dört, altı yaş Kur'an kursuna kaydettirsin ailelerimiz. Bu evet. çocukların kalplerine nakşediliyor zaten bunlar. Evet. Zararlı madde, korkulu şeyler o çocukların beyinlerine nakış gibi işleniyor. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu insanlar bizim, bu gençler bizim... Camide namaz kıldırmakla imam olmaz. Evet. O benim zaten asli, asli görevim. İmamlık iki namaz arasında başlar. İmam yatsı namazından sonra başlar imamlık. Sabah namazından seher vaktine, kuşluk vaktine kadar namaz başlar. Her sabah namazından sonra muhakkak esnafımı ziyaret ederim. Maşallah. Muhakkak. Tebrik Gideriz. açık olan esnaflarımız ziyaret eder, onlarla hasbihal ederim. Evet. Öğleye kadar aileleri dinlerim. Öğleye kadar madde bağımlarını alırım. Öğleden sonra dersime giderim. Evet, Hayat çok hızlı gidiyor. Bir saniyem dahi boş değil elhamdülillah. Allah razı olsun hocam sizlerden ve sizin gibi hocalarımızdan inşallah. Buraya kadar geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Davet Radyo ailesi adına gerçekten sizlere minnettarız. Teşekkür ederiz. Ben de böyle gücüde bir ortamda, Davet Radyosu bizim 35 yıllık dostumuz, dünkü bugünkü Aşağıma. değil ama 22 yıl yurt dışında kaldım. Evet. Ee, böyle bir davet ettiğiniz sesimizi insanlığa duyurmaya çalıştınız. Rabbim gücünüze küçük, güç, katsın. Allah razı olsun. Çok Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Bizi dinleyen kardeşlerimize de Rabbim sabırlar nasip etsin inşallah. Amin. Hayırlı akşamlar olsun. Amin inşallah. Evet davet radyo dinleyicileri. Bugünkü bir konu bir konu programını burada noktalıyoruz. Başka bir konu bir konu programında görüşmekle ile Allah'a emanet olun, selametle kalın.